Kutni Buhari'den iki asır sonra yaşamış biri olarak Buhari'yi yerden yere vuruyor. 3-5 hadis bulmuş. Bunlar şöyleydi böyleydi diyor. Bir sıkıntı yok. Hiç kimse Dara Kutni'ye ne yapıyorsun sen müsteşir gibi? Ulan oryantalist misin sen filan kimse demedi. Niye herkes Dara Kutni'yi biliyor ki? Bu ümmetin ciğeri Dara Kutni. Ciğer paresi bir Allah dostu. Kendine göre keşfedememiş. Buhari bu hadisi buraya nasıl koyar demiş. Buhari işte filan kalitede bir kitap. Bu kalitede bir kitabın içinde uygun değil bu demiş. Gelmiş İbn Hacer ondan 3 asır sonra ben sana göstereyim nasıl koyar demiş. İspat etmiş. Sonra on binlerce medrese talebesi, on binlerce uzman insan oturmuşlar, Buhari'ye bakmışlar, ...Dara Kutni'nin itirazlarına bakmış... ...misal olarak zikrediyorum yani... ...sadece Buhari ve Dara Kutni sorunu yok... ...bir misal... ...çünkü Buhari... E, ...zirve bir isim... ...Dara Kutni o kadar değilse zirve bir isim... ...İbn Hacer bunların özünü toplayabilen... ...iyi bir uzman... ...toplanmış ümmet bakmış ki... ...Ey Allah'ım ne büyüksün sen ya... ...sahabe konuşmuş... ...Ebu Hureyre konuşmuş... ...Buhari bunları toplamış... ...Dara Kutni gelmiş... ...olay ki bu Buhari'yi millet... ...Kuran yerine koyacak diye... Allah Teala Dara Kutni konuşturmuş. Millette bir tereddüt olmuş. 5-6 hadiste sorun var. 7000 bin hadisin 5 tanesinde sorun bulmuş. O sorun da pop şarkıcıların uydurduğu laflardır sorunu değil aslında. Yani Buhari 98 puanlık hadisler getirirken 95 puanlıyı niye koymuş buraya diye. Kalite savaşı yapıyor Buhari ile. Varlık yokluk savaşı yapmıyor. Bu standardı bozmayacaktın diyor Dara Kutni. İbn Hacer'de gelmiş. İki asır sonra oturmuş Dara Kutni'den iki asır sonra bak demiş ben sana ispat edeyim nasıl yaptığını. Allah da İbn Hacer'le bu dosyayı kapattırmış. 7 asırdan beri ümmeti Muhammed göz nuru gibi Buhari'yi korumuş. Aynı şekilde Müslim'i korumuş. Yanına Ebu Davud'u koymuşlar. Her Ebu Davud okutan talebe, talebeye ders veren hoca efendi yavrum bu Buhari değil ha dikkat et.